Evet, şimdi bu bir de YouTube'a giriş ve selam şey olsun, seremonisi olsun. Herkese tekrardan merhabalar dileyelim arkadaşlar. Merhaba. Bugün Diablo 4 Aralık 2020, çeyreklik güncelleştirilme, yani geliştirici güncelleştirmesini ele alacağız, inceleyeceğiz. Daha doğrusu okuyacağız, birlikte yorumlayacağız. Neden buna çeyreklik geliştirici güncellemesi denildiğini tekrar hatırlatalım. Her 3 ayda bir, yani yılın bir çeyreğinde bir bize haber veriyorlar. Buradan şey algılanmasın, işte 3. 4. geliyor. Ay, çok yakın oyun şeyine, hype'ına girmeyin. Sadece 3 ayda bir neler yaptıklarını, neleri geliştirdiklerini oyunculara, nasıl söyleyeyim, hani hesap veriyorlar. Ha, daha doğru kelime. Evet, hesap veriyorlar. Hesap veriyorlar ve oyunculardan gelecek olan tepkilere göre geliştirmelerini yönlendiriyorlar. Yani bu anlamda bunu daha önce de belki dile getirdik, tekrar söyleyelim. Blizzard'ın bu Diablo 4'ün çıkışındaki aldığı bu tutum, yani hoşumuza gidiyor. Yani Çok güzel. açıkçası forumlarda yazan insanların ya da oyuncu kitlesinin ele aldığı konulara dikkate alıyor olmaları hoşumuza gidiyor. Uğurcum, hoş geldin. Hoş geldin. Velhasıl Aralık ayında gelen geliştirici güncellemesi ve buradan kendilerine çok 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 selam söyleyelim ve teşekkürlerimizi iletelim. Blizzard Türkiye'ye arkadaşlar bize bu geliştirici güncellemesinin Türkçe çevirisini gönderdiler. Bizler de bunların üzerinden sizlere bunu okuyarak aktaracağız ve yani ilgili yerlerde yorumlarımızı ekleyerek kendi fikirlerimizi konuya katacağız. Şöyle söyleyeyim, ben size önden birkaç kopya vereyim. Arkadaşlar, herkesin merak ettiği bir konu. O yüzden böyle inatla ekrana ben vermek istemiyorum şu anda şeyi. Biraz daha merak uyandırsın diye. Ama az önce Eda patlattı bir ekrana verdi şeyi. görseli. Eşyalarla alakalı. Yani o şimdi çeviri direkt olarak eşya olarak verilmiş ama Item. evet, item sistemi, item sistemi. Yani hepimizin merak ettiği konulardan biriydi. Bakalım nasıl olmuş, bizleri tatmin edecek durumda mı, ya da en azından, ya açıkçası ben şöyle söyleyeyim, Sanctuary en az demeyeceğim ama World of Warcraft'ın hikayesiyle eş seviyede, yani o kadar, yani gerçekten sadece hikayesi için oynayabileceğim bir oyun olabileceği için beni item kısmı ya da işte item customization kısmı çok üzmeyecek eğer böyle olumsuz bir şey görürsem orada, ama ben eminim ki olumlu ve iyi yönde bir geliştirme güncellemesiyle karşı karşıyayız. Kesinlikle ben de Aytunç Diablo 2 lezzetinde olacağından eminim. Neden? Çünkü enchant sistemi ve skill talent sistemi kesinlikle Diablo 2 lezzetindeydi. Diablo 2 ayarındaydı. Bir tık geliştirilmiş. Diablo 4'ün kan temalarını içeriyor, karanlık temalarını içeriyor. Bir item sisteminde de aynı yapıya sahip çıkacaklarından eminim. O yüzden lafı daha fazla uzatmıyorum. Hemen geçiyoruz arkadaşlar, işte burada. Bu arada Blizzard'ın resmi sitesinde de bu yazıya ulaşabilirsiniz. En kısa zamanda da sizlerle paylaşacağız. Şunu da şuraya atıyorum. Yayından takip etmek isteyen olursa diye. Arkadaşlar. Hı? Sesim geliyor. Neden öyle oldu? Bir şey olmasın. Haber gelmiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, kendi blog sayfamızda da bu yazıyı paylaşacağız. Eğer izin alabilirsek, ki büyük ihtimalle alırız diye düşünüyorum. Şimdi direkt olarak şöyle göstereyim ben size. Bir yandan orijinal sitesindeki, bir yandan da Türkçe çevirisiyle karşılaştırarak gidelim. Genel hatlarıyla karşılaştırarak gideceğim. Tek tek "Aa, doğru çevirmiş" gibi bir şey girişmeyeceğim tabii ki. Hani öyle bir şey, mallık yapmayacağım. Sadece table of contents, evet, giriş, yetenek ağaçları, temel nitelikler, silah türleri, eşya kaliteleri, efsanevi etkiler, legendary affix, unix ve eşsizler, unique diye çevirmişler, gayet güzel diyorum. Evet, buradan da onayladığıma göre devam edebilirim. O yüzden hemen başlıyorum. Herkese selam. 2020 yılının son Diablo 4 güncellemesine hoş geldiniz. Çabalarımız bir düzenli tempo ile devam ediyor ve ekibin uzun süredir üstünde çalıştığı ve yılbaşı dönemine girmeden önce tamamlamak istediğimiz bazı güncellemeleri sizinle paylaşacağımız için çok heyecanlıyız. Bugünün konusuysa bunlar arasında hakkında en fazla soru aldığımız
sistem olan eşya sistemi. Genelde zaten bu taraflarda, bu giriş kısımlarında bir selam veriliyor. Louis Barriga'nın bize selamları oluyor. Büyük ihtimalle de öyle olacak. O yüzden biraz hızlı okuma dersi gibi geçeceğim. Eşyalar Diablo'nun can damarı kesinlikle. Bunlar sizin hayal gücünüzü ortaya çıkaracak. Çıkararak oyunu oynamaya devam etmenizi ve oyundan çıktığınızda da bir acaba demenizi sağlıyor. İster mükemmel niteliklere sahip bir sonraki eşyanızı hayal ediyor, İsterseniz de çılgın bir profesör gibi kafanızda eşya kombinasyonları tasarlıyor olun. Diablo'yu heyecanlı ve diğer oyunlardan böylesine farklı kılan noktalardan biri de kesinlikle eşyalar. Ama Diablo 3'te değildi. Neden değildi? Çok fazla kombinasyon yoktu. Belli setler vardı. Onun üzerine gitmek gerekiyordu. Özellikle Rift dönen adamları açıyorduk, bakıyorduk, diyorduk. Onlar ne yaptıysa onu yapmak zorundaydık. Ya da işte Torment 13 değil de 16 değil de ya da daha yüksek Greater Rift'ler için konuşuyorum. 100 değil de 50 dönüyorduk, 40 dönüyorduk. Keyif almaya çalışıyorduk. Bakalım buradaki atıf sanki Diablo 2'ye gibi olmuş. Umarım Diablo 2 gibi olur. Cappar müsaade edince biz yayına başlayabiliriz falan diye. Eşya sistemini doğru yapmanın önemini iyi bildiğimizden bilin lütfen. Oyuncuların bu sistem hakkında geri bildirimlerine özellikle dikkat edin. Yapın. BlizzCon 2019'da ve sonraki makalelerimizde size gösterdiklerimizden oyunun çıkışına kadar olan süreçte pek çok değişiklik yapacağımızı biliyorduk. Bu ara denemelerdeki şeylerden bahsediyor. Ayrıca geçmiş Diablo oyunlarındaki tecrübelerimize dayanarak bu çalışmaların zaman ve kaynak gerektireceğinin de farkındaydık. Neyse ki, özür dilerim, bunlar mevcut takvimimizin bir parçası. Geç olsun güç olmasın. Geri bildirimlerinizi almak bizi çalışmalarımızın bir kısmını öne almaya teşvik etti. Item sistemiyle alakalı olsa gerek. Böylece en yeni doğrultumuzu size daha erken ulaştırabilecektik. Baş oyun tasarımcısı Doğuş Ali bugün önemli eşya güncellemeleri hakkında bizi bilgilendirecek. Eşya sisteminin tüm yönlerini tepeden tırnağa değerlendirerek potansiyeli tam olarak çıkarmayı yeniden tasarladık. Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum, bakma öyle aşkım. Sınıfların kullanıldığı herhangi yeteneklerden çantanıza göründüğüne kadar her şeyi gözden geçirdik. Nelerin üstünde çalıştığımızı sosyal medyada üstünde takip edebilirsiniz. Bizleri lütfen BlizzCon cacu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 c
Evet, bizim asıl merak ettiğimiz yerlere hızlıca gelelim diye. Okay. Ne oldu? Hiç çok hızlı şey yani oraların hepsini okumasaydın. Car cur 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 tan car cur cur. Car cur 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 işte yani. Yok yani kesinlikle önemli şeyler ama dediğim gibi asıl merak ettiğimiz konulara gelmek istiyorum bir an önce. Tamam hadi bakalım şimdi we're coming to the Louis Barica. Bugün Diablo 4'teki eşyalara gelen bazı değişiklikleri gözden geçirerek önceki geliştirici makalelerimizde paylaştığımız bazı konulara dair yeni bilgiler paylaşacağız. Tamam. Hangi değişiklikleri yapacağımızı belirlerken şu üç temel ideale odaklandık. Tamam. Birincisi, anlaşılması kolay fantezi unsurları sunarak sınıf kimliğini güçlendirmek istiyoruz. Talraşa setleri, Ulyana setleri, o tarz şeyler mi? Yani sınıf kimliği derken acaba onu mu kastediyor? Fantezi. Sınıfımızın temasından beslenen eşya ve yetenekler demonik. Her zaman daha iyi. Hayır, mesela bir paladin ise işte... Sword of the Thousand Truth gibi. Yani anladın mı? Anladım. Hani sen işte... söyle. Tamam. Şu kısımdasın değil mi? Evet. Tamam, okey. Hayır, orada değil. Değil misin? Şu aradaki yerdeyim. Şuradasın. Ha, evet. Bilmiyorum bebeğim. Tamam. Dur, sonra bakarız. Türkçeden bak. Tamam. Okey. Tamam, bilmiyorum. Evet. Ağzıma İkincisi geliyor. Eşya sisteminizde daha derin kişiselleştirme sunmak istiyoruz. Yani adam mesela daha hızlı atak yapmak istiyor. Bir tık güçsüz olup işte daha hızlı atak yapmak istiyor. Atıyorum yani atak power'ını düşürüp haste'ini arttırmak istiyor ya da işte onun gibi bir şey düşünün. Sanki o öyle bir şey sunmak istiyorlarmış gibi algılıyorum. Bakalım. Eşyalar sınıfımızı tamamlamak yerine desteklemeli, geliştirmeli. Güzel, tamam. Eyvallah. Son olarak genel derinlik anlamında Diablo 2 ve Diablo 3'ün arasında bir yerleri... Yani Diablo 2'ye yakın olsun. Yani Diablo 2 ile 3 arasında bir yerleri hedefleniyorsa lütfen. Amacımız yıllar boyunca keşfedecek yeni şeyler ve her bir sınıfı donatmanın sayısız yolunu size sunmak. Yani bu işte az önce bahsettiğimiz mevzu Diablo 3'teki işte belli
birinciler vardı, birincili abiler vardı. Onları takip ediyorduk. O adamlar ne yaptıysa onları yapıyorduk. Bakalım. Evet, şu ana kadar iyi gidiyor gerçekten. Ama dediğim gibi yani mesela Diablo 2 ile 3 arasında bir yerdeyse, 3'e yakınsa biraz üzeri bu eşya sistemi. Yetenek ağacına dair son makalemizin bu yana geri bildirimimize yakından takip ediyoruz. Ekibimiz ayrıca sık sık gerçekleşen kapalı oyun testlerimize, özellikle de geniş ilerleme testlerimizde yetenek ağaçlarıyla epey haşır neşir olma şansı yakaladı. Yetenek ağaçlarını geçen bölümde bahsetmiştik arkadaşlar. YouTube'da bulabilirsiniz. Çok güzel olacak arkadaşlar. Çok başarılı. Örneğin birbirleriyle ilgili yetenek noktalarını belli noktalarda toplayacağız. Tamam. Böylece oyuncular dizilimlerini geliştirecek. Yetenek geliştirmeleri için ağacın öbür ucuna gitmek zorunda kalmayacak. Tamam. Güzel. Yani belli sınırlı şeydeki nasıl söyleyeyim, talent tree'den yürümeyeceksin yani. Evet, evet. Yani başa dönüp tekrar değiştirmene evet. Gerek kalmayacak. Yeteneklerinizi sıfırlama özelliği dengelemesi epey zor bir şey. Sıfırlama özelliği dengelemesi epey zor bir şey. Pek çoğunuz gibi biz de seçimlerin sonuçlarının olmasını ve her bir karakterin birbirinden farklı hissettirmesini istiyoruz. Diğer tüm karakterlerle aynı hale gelmek yalnızca bir tık uzakta olmamalı. Pet of Exile. Evet. Pet of Exile kokusunu... Tabi oyuna yeni başlayan oyuncuları farklı yetenekleri denemeye ve kendilerine uygun dizimleri keşfetmeye teşvik etmeliyiz. Diablo 4'te yeteneklerimizi ve pasiflerimizi sıfırlamak mümkün olacak. Bunu sınırsız gerçekleştirebileceksiniz ama özellik bedelsiz de olmayacak. Ne? Nasıl yani? Nasıl? Bunu yapmak yeni karakter için kolay olsa da karakterini ilerledikçe paragonlar gibi belki de. Ben öyle algılıyorum şu anda. Çünkü belli taban şeyler, belli herkese eşit olan şeyler sıfırlanacak. Anladım. Onların reseti olacak gibi. Oyunun ileri safhalarında dizilimimizi değiştirmek önemli miktarda kaynak getirecek, gerektirecek. Yani gene in-game bir şeyle halledebileceğiz bunu. Yani ekstra bir canımız yanmayacak. Yani bir şey yapmak istediğimiz zaman işte gold'la değiştirebileceğiz gibi. Ya da başka kasılacak herhangi currency ile değiştirilebilecek gibi. Yeni karakterinizde adadığınız zaman ve çabaya denk bir bedel ödemeniz gerekecek. Wow. Bakalım. İddialı. Temel nitelikler. Son yazımızda karakterimizin gücünün fazla büyük bir bölümünün eşyalardan geldiği konusunda sizinle aynı görüşü paylaştığımızı belirtmiştik. Ayrıca melek kudreti ve iblis kudreti tanımlarının... akıllarda canlandırdığı şeyler hoşumuza gitse de bunlar bir barbar, büyücü ya da druidin temasını pek sağlamlaştırmıyordu. Evet. Dolayısıyla köklerimize dönerek ilk Diablo oyunlarındaki klasik Rio unsurlarını gözden geçirdik. Devasa canavar ordularını al aşağı edip bir sonraki seviyeye ulaşmaya çalıştığınız sırada aslında neler yapıyorsunuz? Tabii ki antrenman yapıyor, bir yetenekle ustalaşmaya çalışıyor ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Giderek daha güçlü ve akıllı hale geliyorsunuz. Acaba şey mi bu? Hani skill mi kasacaksın? Mesela eskiden WoW'da şey vardı. İşte one hand sword skill'i kasıyordun. Olabilir. İşte two hand sword skill'i kasıyordun falan gibi. Doğru gidiyorsun. Şimdi primary skill'e geçtik. Değil mi? Bu arada hemen sorayım arkadaşlar. Ekranda net bir şekilde görünüyor değil mi şeyler? Yazılar. Yok, görseller yani gifler, videolar. Eski dönemde dönemleri güzel gerçekten. Temiz. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu anda bu bana gönderilen dosya yani gerçekten güzel hazırlanmış. Adamlar içine videosunu gömmüş. Evet. Resmini gömmüş. Hani tıpkı Blizzard'ın resmi sayfasında açıklandığı gibi paylaşmışlar benimle. Evet. Takdir ediyorum. Gerçekten. Temiz. Bir seviye kazanmasının ardından barbarımız 5 nitelik ve 2 yetenek puanı kazanıyor. Diablo 2! Seviye atladığımızda kuvvet, zeka, çeviklik ya da irade niteliklerini arttırmakta kullanabileceğiniz puanların yanı sıra yetenek puanları kazanıyorsunuz. Burası biraz Silk Road'u andırıyor şu anda ama güzel. Tamam yani oynayarak değil de level alarak kazanacağız bazı yetenekleri anladığım kadarıyla. Az önce söylediğim o WoW'daki işte one hand skill cast, two hand skill cast gibi değil demek ki. Biraz farklı olacak.
Ancak karakterinizi oluşturup yetenek ve sinerjilere karar verdikçe diğer niteliklerde yönelmek isteyeceksiniz ve onlara da puan harcayacak şekilde level kasacaksınız diyor. Güzel. Şimdi ben güzel diyorum ama karşılaştırmam için 2'yi oynamam gerekiyordu. Karşılaştıramıyorum. Yani 2'de de bir nevi buna benzer bir sistem vardı. Yani tek tek kendin veriyordun şeyi. Diablo 3'te çok yoktu. O direkt zamp diye geliyordu. Paragon level kasıyordun onun üstüne. Orada ekstra bazı şeyler vardı. Adını sen söyle. İşte istersen talente veriyorsun, istersen atak speed'e veriyorsun. Ve onun da aslında bir sınırı vardı. Yani sınırsız da gidemiyordun. Burada biraz daha hem ona benzer ama işte şuradaki görselden anlayacağın, işte level kazandıktan sonra ortaya çıkan görselden anlayacağın şekil, yani Diablo 2'ye daha çok benziyor. Okay. Barbar oynarken her bir kuvvet puanı yeteneklerimizin verdiği hasar artırırken irade hiddet kazanımını geliştirir. Çeviklik ise kritik vuruş ihtimalini sağlar. Öte yandan büyücün yetenek hasarını arttıran nitelik zekadır. Tamam. Bu normal şu ana kadar. İrade ona kritik vuruş ihtimali kazandırır ve çeviklikle mana yenileme hızını artırır. Tamam. Her bir nitelik ikincil bir savunma ilavesi ekler. Tamam. As usual. Daha yani her zaman olduğu gibi. Karakterimizin nitelik dizilimi irade ya da kuvvet sağlayan eşyalarla destekleyebilirsiniz. Nasıl yani? Orada göstermişler mi resmini? Bir açsana onu. Yok, baktım ona. Anladığım kadarıyla şu. Yani işte bir mage'e ya da bir wizard'a, işte bir sorcerer'a strength'li bir item düşebilecek. Yani nasıl söyleyeyim? Çok ölüyorsun. Alıyorsun, çat diye strength'i giyiyorsun, dayanıklı oluyorsun ama az vuruyorsun. Anladım. Yani işte full int giyerek, işte glass cannon yaratabilirken, işte full str giyip, işte sağlam bir şey yaratıp, aynı zamanda da işte normal bir barbara göre daha fazla vuran bir karakter yaratabilirsin gibi bir şey algılıyorum ama bu kadar böyle bariz bir şey olur mu bilmiyorum. Yani Diablo 3'te de var mesela str düşen işte wizard kıyafetleri gibi. Şeyde de var, Diablo 3'te de var. Var yani. Var. Ve bu noktada işler gerçekten ilgi çekici bir hal alıyor. Her bir sınıfın yetenek ağacındaki pek çok nokta belli temel nitelik eşiklerinizi sağlamanız halinde ilave etkiler sunar. Bunları açmak için yetenek puanı harcadığınızda taban etkiyi elde edersiniz. İlgi niteliği belli bir seviyeye getirdiğinizde ilave etkiler açılır. Tamam. Oo. What? Ha, tamam, yok. Bir saniye bakıyorum. Şu an resmi inceliyorum. Bu etkileri açmak için nitelik puanlarınıza nasıl harcadığınıza dikkat edin. Yani mesela bir barbar whirlwind kullanmak istiyorsa, oradan anladığım bu mu benim? Belli bir seviyeyi aşması mı gerekiyor? Whirlwind upgrade. Evet. Ha, diyor ki mesela Whirlwind'in 3. upgrade'ini açman için işte atıyorum 150 dex lazım olacak diyor. Son upgrade'ini açmak için 225 strength ve dex lazım olacak diyor. Normalde öyle bir şey yok. Direkt skill'in gelir sana. Çat diye. Tamam. Yani mesela sen işte bir barbar olarak gidip daha çevik olmak için bütün puanlarını dexterity'ye harcarsan ileride Whirlwind'i açamayacaksın diyor. Bu aslında güzel ama biraz da sanki işte belli meta skill'lere ulaşmak için yine herkesin hemen hemen aynı nasıl söyleyeyim yetenek ağacını dolduracağına benziyor gibi geliyor bana. Yani bu ama zorunlu bir meta gibi yani. Yani bu olacak, kaçınılmaz bir durum. Okay. Ama yine de seçenek sunuyor yani. Önceye göre. Gelelim silah türlerine arkadaşlar. Silah türleri bir önceki yazımızda da söylediğimiz gibi temel eşya sistemine önemli değişiklikler getiriyoruz. Sözde Diablo 4'teki sınıfların emrine sunulan pek çok farklı silaha göz atarak başlayacağız. Söze özür dilerim. Başlayacağız. Silah türlerimiz görsel olarak birbirinden farklı
ve barbarın cephanelik sistemi gibi özellikleri sayesinde anlamlı niteliklere sahip. Bu cephanelik sistemini hatırlarsınız. Geçtiğimiz yayında bahsettik işte sadece barbara ait bir nasıl söyleyeyim yetenek bu. İşte Sorcerer'ın gibi farklı, diğer karakterlerinki farklı olacak. Ne güzel uyuyor. Çok tatlı uyuyor. Evet. Barbar kırılma esnasında gürzüyle yeri sarstığında bunu iyiden iyiye fark ediyorsunuz. Gürzü. Diablo 4'teki karakter yeteneklerini gerçekleştirmek ve büyü güçlerini açığa çıkarmak için silahlardan faydalanıyor. Yani mesela nasıl söyleyeyim? İşte şu anda bir bu neydi bu skill'in adı ya? Unuttum. Çeteklere sor. Neydi merhaba. Şuradaki barbarın sıktığı skill ne ya? Sismik Slam diyesim geliyor ama neyse. Slam, Sismik Slam adına ne diyorsanız diyelim. Şu anda aklıma gelen o. Bunu kullanabilmeniz için atıyorum Two Hand Mace sahibi olmanız lazım. Diablo şeyde öyle yoktu. Sadece Two Hand One Hand ayrım ya vardı. Böyle bir şey mi söylemeye çalışıyor acaba? Yine eski sistemdeki gibi mi olacak acaba? Ondan mı bahsediyor bilemedim. Bakalım. Hoş geldin Sarp. Hoş geldin. Ancak bir şeyler eksikti. Değneklerin asalardan daha hızlı olması, wand yani değnek dediği, kılıçların ve gürzlerin farklı işlevleri gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bunun pratikte neye benzeyeceğini görmek için son kapalı testimizde tüm silahlara hız değerleri ve karakteristik özellikler ekledik. Okay. Yani silahlara güç vermişler. Evet yani bazı yetenekler bazı silahlar olmadan kullanılamaz durumda şu anda ben onu anlıyorum. Grind. bol silah kesersiniz. Ya işte dediğim gibi şimdi mesela Barbar'ın Arsenal sistemi onu sağlıyor ama Sorcerer'da öyle bir şey yok. Demek ki onlarda daha az sistem olacak bununla alakalı. Daha farklı yerlerde yürüyecek. Mesela işte kıyafet, rob gibi yani cübbe gibi. Mesela wand'ları koymuş. Evet, biri staff, biri wand. Bakalım orada ne gibi değişiklik oluyor. Yani wand dediği şey işte bu... ne derler? Ona değnek mi deniyor? Büyücü evet. Değneğe böyle tık tık. Asa. Harry Potter'ın kullandığı asa. Vardı ya. Asa büyük olan. Asa sende kalsın dayı. Sihirli değnek. Heh, sihirli değnek aynen. 20. seviye bir büyücü için iki farklı silah seçeneği. Genel olarak tek elle kullanılan silahlar hızlıca saldırıp konumunuzu değiştirmek için birebir. Evet. Yani fıt fıt fıt. İki elle kullanılan daha yavaş silahlarsa daha yüksek hasara sahip. Bunların arasındaki farkı gerçek anlamda hissedebiliyorsunuz. Bunu Diablo'nun bütün oyunlarında hissedebiliyorduk. Daha güçlü buz ışınları için asaları, onları daha hızlı kullanmak ise değnekleri tercih edebilirsiniz. Burası çok şaşırdığımız bir yer değil açıkçası şu an. Hıza ek olarak her bir silah kendi fiziksel özelliklerine sahip. Bu özellikler kalkanlar için blok değeri olarak karşımıza çıkıyor. Normal yani her zamanki gibi. Yani bu evet bu bir standart ama yani bütün oyunlarda standart. Yani bir de realistik artık oyunlar gerçekçi olmaya başladıktan sonra tamam yani kalkan blok değeri sağlar. Yani gidip de işte cep telefonuyla bloklamazsın yani kalkanla bloklarsın gibi. Fiziksel özellikler aynı, türdeki tüm silahlar için aynı ve değiştirebilmeleri mümkün değil. Nasıl yani? Yani işte yani nasıl söyleyeyim, itemleri birbirine değiştiremiyorsun. İşte bir wand'dan tutup da asa yapamıyorsun yani. Yani aslında evet burası klasik olmuş biraz. Silahların fiziksel özellikleri eşya ipuçlarındaki ayracın üst tarafında gösteriliyor. Bakalım. Ha, tamam. Magic Wand. Rare Axe. Ayracın üst tarafındaki dediği neresi oluyor ya? Ayrac eşya ipucu. Shield falan bunlardan bahsediyor olsa gerek.
Burada bir kalkan, bir değnek, bir balta görüyoruz. Evet, öyle bir şey görüyoruz. Eşyalara dair fark etmiş olabileceğiniz diğer bir nokta ise simgelerin her birinin asıl eşya modelini yüksek kaliteli bir görselin Rare oluşturması. falan Ha, böyle. evet. Rare vesaire. Rare'dan Abin tipini falan söylüyor ya. bahsediyor. Artık yani ne bileyim on işte Rare, Magic Wand falan ya, ondan bahsediyorum işte. Ondan bahsediyor, aynen mavi sarı falan. Yani normal. Asıl eşya modelinin yüksek kaliteli görselin oluşması. Diablo gibi oyunlarda simgeler çok önemlidir. Havalı bir eşyanın kimliğine en az onun karakterimizin üstündeki görüntüsü kadar katkı yapar. Hatta yüzükler gibi karakterimizin model üstünde sergilenmeyen eşyalar tamamen simgelerle ortaya koyulur. Bu simgelerin tamamını iyileştirdik. Yani aslında vardı bu Diablo 3'te. Üzgünüm. Çok yeni bir şey değil bu. İyileştirdik diyor zaten. Evet yani. Yani niye üzgünsün? Oh, Hani Diablo wire. 3'te vardı çünkü. Sadece görselini kaliteleştirilmiş olabilir yani. Görsel öyle diyor zaten. Hayır, bu simgelerin tamamını iyileştirdik. Hani böyle nasıl Bir söyleyeyim şey bebeğim, çok, bekliyordu. evet, çok söze gerekecek bir konu değildi sadece. Ne oldu? Ya adam gerekli bulmuş yani oyun Tamam canım, o geliştiricisi. paylaşmış, ben de yorumluyorum. Ne diyeyim? Bir şey deme hani, canım. hayır, mesela daha önce olmamış olsa daha yokmuş, güzelmiş derim yani. Daha önce var ki diyorum ki var. Aşkım sen de. Tamam. Aa, çok iyiymiş falan mı yapayım yani, o Oh tribe gireyim. my Oh god. my god falan. Eşya kaliteleri. Ayrıca oyundaki eşya kaliteleri için heyecan verici bazı değişikliklerimiz var. Felsefi anlamda konuşmak gerekirse. Tamam. Kolayca anlaşılabilen eşya aşamalarının sunduğu analiz kolaylığını beğeniyoruz. Diğer bir deyişle, düşen her eşya hakkınızda uzun uzun düşünmesini gerekmediği bir oynayışın tüm beceri düzeyindeki oyuncular için faydalı olacağını düşünüyoruz. Çok Büyülü güzel. mavi eşyalar iyidir ama sarı nadir eşyalar genelde daha iyidir. Çok mantıklı. Seviye atladıkça daha karmaşık eşyalara, daha güçlü etkilere ve daha güzel görsellere doğru yol almak harika bir ilerleme hissiyatı sunuyor. Evet bence çok güzel. Çok güzel. Vardı bu. Tamam. Devam et. We're also made some... Ya aşkım... Ve Diablo 3'teki efsanevi eşyalarda bulunan ve oyunun seyrini değiştiren güçler gerçekten heyecan verici olmalarının yanı sıra normal etkilere mümkün olmayacak seçenekler sunuyor. Onu değiştiremedik diyor. Aynen öyle. Casual oyuncuyu cepleyeceğiz. Yani evet, onu değiştirmedik diyor. Şu ana kadar ki bahsedilen şeyler var olan şeyler arkadaşlar. Yine de üzerine göklerden turuncu bir ışık hüzmesi sızmayan, tüm eşyaların gereksiz olduğu bir ortam oluşturmak da istemiyoruz. Nasıl yapacağım bunu bakalım. Dolayısıyla bu konuda pek çok güzel değişikliğimiz var. Gerçi bir şey söyleyebilir miyim? Diablo 3'te de yani Ancient düşüyordu, kullanamıyorduk. Niye? Çünkü meta değildi. O Legendary'nin nasıl söyleyeyim, özelliği, öyle söyleyeyim. Yani aynı şey olacakmış gibi hissediyorum, bir saniye. Dolayısıyla bu konuda da pek çok güzel değişikliğimiz var. Büyülü eşyaların sahip olduğu her bir etkinin potansiyel gücünü arttırıyoruz. Ayrıca oyunun ilerli saflarındaki nadir ve daha iyi eşyaların sahip olabileceği azami etki sayısını arttırıyoruz. Bak. Efsanevi etkiler artık rastgele şekilde efsanevi eşyalar üstünde kendilerine yer buluyor. Tamam. Doğru mu anlıyorum? Bir dakika. Efsanevi etkiler artık rastgele şekilde efsanevi eşyalar üstünde kendilerine yer buluyor. Evet. Doğru anlıyorsun. Nasıl efsanevi şey Hayır, yok? mesela şöyle söyleyeyim. Bir bu şu anda kullanacağım şey, tabir biraz useless görünecek, yani faydasız görünecek ama anladığım şey şu mu? Mesela bir barbarın şeyi var. Bulkatos Whirlwind. Ama staff'a düştü bu. Normalde işte beklediğin silah two hand sword'tur. Hani anladın mı? Evet. Yani böyle bir şey yani, mesela işte Ashbringer, Corrupted Ashbringer vardı oyunda. Onun özelliği işte atıyorum Awful Dominion silahına da düşecek gibi. Legendary özelliği. Ben şuradan buradan bunu anlıyorum, bu güzel olabilir. Bu güzel olabilir. Arkadaşlar şu anda ekranı sallayan kişi Cappar.
Eda'yı sarstı sarstı ve gitti. Oh, kurtulduk. Özür diliyoruz Cabbar özür adına. Özür dileriz Cabbar adına. Aa, olmaz ama çok ayıp. Hıza ek olarak her bir silah kendi fiziksel özelliklerine sahip. Bu özellik kalkanlar için blok değeri olarak karşımıza çıkıyor. Tamam. Yani Sanctuary'de karşımıza çıkacak tüm kalkanlar diğer büyülü etkiler olarak... Tamam, bunu söylemiştik zaten. Aynı yazı gelmiş. Sanırım bir şey karışmış olabilir. Neyse. Büyülü eşyalar artık en güçlü normal etkilere sahipken nadir eşyalar en fazla 5, efsanevi eşyalarsa 4 normal, 1 efsanevi etkiye sahip olur. Aaa. Rare'lar 5. En fazla 5. Diğerleri 4. Yani ileriki seviyelerden level olarak algılamayın bunu. Biraz daha rift olarak algılayın. Benim çünkü koca sayfadan anladığım bu. İleriki riftlerden düşebilecek sarı itemlar bir önceki riftten, atıyorum 50 greater riftten düşmüş turuncu itemdan daha iyi olacak. Bu level olarak da olabilir. Eğer öyleyse çok gereksiz bir bildirim. Değilse güzel bir haber. Çünkü level, mesela level 60'a 70'e kasıyorsun. Level 11 legendary silah level 70 bir sarı silahtan daha iyi değildi zaten. Doğru anlıyoruz değil mi biz? Aga be. Yok yok, kızmam da şu an bakmam ona. Büyülü eşyalar tamam, okuduk. Efsanevi etkiler, gelelim legendary etkilere gelelim. Şu ana kadar şöyle söyleyeyim arkadaşlar, benim yorumum şu. Daha önce yediğimiz bokları biliyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. Çünkü o burada kızmıyorum da. Şöyle söyleyeyim, kızmıyorum da, yani hayal kırıklığına da uğramış değilim. Neden hayal kırıklığına uğramış değilim? Çünkü daha ne kadar değişebilir ki? Yani beyaz item, mavi item, sarı item, turuncu item. Bu sırayı bozmalarını istemem. Öbür türlü turuncu item düştü mü hayal kırıklığına uğrayacaktım bu sefer. Yani bu sistem normal. Ama mesela işte stomp kullanmak için two hand mace'e ihtiyacın var olayını beğendim bir. Herhangi bir legendary etki, herhangi bir legendary item'da olacak. Yani işte atıyorum illa one hand wand kasmayacaksınız. İşte her an asaya da düşebilir, staff'a da düşebilir. Güzel. O anlamda güzel. Benim bir sorum var. Şey mi diyorsun sen? Mesela ne kadar greater riff yaptığına mı bağlı alacağın item? Yani level'ınla alakalı... Ne kadar değil, ne kadar yüksek. Ne kadar yüksek. Level'ın düşük olsa da ne kadar yüksek ama. Doğru muyum? Yani bu, ama bu level'la bunu orantılamaları lazım. Hayır. Orantılaması şöyle olacak. Daha doğrusu normal level'dan ziyade paragon level'dan bahsedeyim evet. Burada. Orantılaması şöyle olacak. Güçsüz olacağın için o kadar yükselemeyeceksin. Okey. O zaman. Bu oyun Diablo 2.5 olmamalı. Yeni bir oyun, bu niye bir update'miş gibi geliyor bana, ben bunu anlamadım. Abi bak, az önce söylemeye çalıştığım şey oydu. Büyük ihtimal aynı kanadayız. Ya zaten yani şu anda... Adına sen Path of Exile de, adına sen işte PUBG de, adına sen Call of Duty de, adına sen World of Warcraft de. Her zaman işte beyaz, mavi, mor, işte ya da sarı, turuncu şeklinde gidecek bu iş. Ya evet, o da ayrı bir mevzu. 2.5'a okeyim ben de, ama demek istediğim bu yani. Bu sıralama değişmesi çok zor değil. Şu an bahsettiği şey bu. Ya benim mesela beklediğim biraz daha silahlarda efsun ya da işte... craft olayı nasıl? Öyle bir şey var mı? Ya da şu ana kadar geliştirildi mi bu mevzu? Ya da işte yani kanayi küpte yapılıyordu. Maviden sarıya değiştirmede silah değişiyordu. Hani ben işte wand olarak işte atıyorum, nasıl söyleyeyim. Yani o şekilde kalıp sadece güçlerinin artmasını ve rare olmasını, ekstra bir etki gelmesini falan istiyorum gibi. Pembe item var. O işte şöyle var. Nasıl söyleyeyim? Bu arsenal sistemi olsun ya da işte sorcerer'ların işte magic sistemi olsun gibi oralara özel silahlar geliyormuş gibi algıladım başta. Yanlışsa yanlıştır ama ben öyle bir şey algıladım. O dediğim pembe item'a gelebilir yani. Devam edelim. Efsanevi etkiler. Efsanevi eşyaları etkilerinden biri efsanevi bir etkiyle değiştirilmiş nadir eşyalar olarak düşünebilirsiniz. Tamam. Bu yeni efsanevi etkiler tıpkı normal etkiler gibi işliyor. Yani yuvalardaki farklı eşyalarda rastgele şekilde ortaya çıkabiliyorlar. Bunların çoğu farklı sınıflarca kullanılabilirken bazıları yalnızca belirli sınıflara özgü.
Aynı. Nasıl aynı? Yani mesela işte şey vardı. Nasıl söyleyeyim? Bir tane bot vardı Diablo 3'te. Yürürken yerleri yakıyordu. Yani istersen Demon Hunter ol, istersen Paladin ol. Aynı şeyi giyerken yerleri yakarak yürüyordu herkes. Ama işte nasıl söyleyeyim? Bul'Katos'un silahları vardı. Onun sadece barbarlar kullanabiliyordu ama. Onun gibi bir şey. Anladım. Good for me. Şu an bakıyorum şeylere, silahlara. Teşekkürler. Şerafettin hoş geldin abi. Ne demiş? Bilmiyorum. Ben oyuncu olarak yeni bir şey görmek isterim yani. Yeni bir şey gelecek ama onları şimdi büyük ihtimalle release yapmazlar. Ya bir de yapmaların amacı iTunes şey yapıyorlar, şey kafası. Bak biz bunları yapıyoruz, bize hesap veriyorlar. Sen de onların nasıl söyleyeyim, boss'u gibi diyorsun ki ben bunu yapmışsın ama beğenmiyorum feedback'ine getiriyorsun olayı. Yani sen bunu yapıyorsun ama bunu yapma, bunun yerine bunu yap. Ya da bunu yaptıysan şuna değiştir şeklinde ilerliyorlar. Yani sana hizmet veriyorlar. O yüzden daha demin arkadaşlar söylemişti, çok bir şey beklemiyoruz diye, ama bomba gibi geliyor Diablo arkadaşlar, onu söyleyeyim. Devam ediyorum. Ürperme etkilerinizin daha hızlı dondurması ve çizmelerinizin alan etkilerinin daha da güçlenmesi arasında seçim yapamıyor musunuz? Merak etmeyin, efsane etkiler belirli bir eşyaya özgü değil. İşte bahsettiğim buydu. Güzel. Mesela az önce bahsettiğim yeri yakarak yürümek için bot değil de chest de düşürebileceksiniz. Bak, bunu doğru anlamışız ki bu güzel işte. İşte bu kombinasyonu çok arttırır. Yani hatırlar mısınız bilmiyorum. Özellikle full ancient kasma olayında, işte full şey kasma olayında, legendary kasma olayında biliyorsunuz yüzükler vardı. O yüzükleri takınca işte bir de gemi vardı, onu takıyordunuz. Sadece legendary giyiyordunuz, set olmayan. Orada hayvani bir şeyiniz çıkıyordu. Burada istediğiniz legendary özelliğe ulaşabiliyorsunuz gibi geliyor. Hani o belirli standart şeylerin, kalıpların dışına çokça çıkabileceğimiz anlamına geliyor. Bu cümleyi sevdim. Şu ana kadar en sevdiğim cümle buydu. Buydu yani. Az önceki meseleyi doğru anlamışım ben. Okay. Keep going Utku. Evet, niye? Okumaya devam et. Tamam, su içeceğim. Sigara falan içiyorum. Heh, ben senin, ben okuyayım istiyorsan. You'll notice a variety of art. Şaka yapıyorum zaten. Ya Türkçeden okuyacaksan oku. Adamlar çevirmiş vermiş. Hizmetin karşılığını hizmet olarak vereceksin. Teşekkür ederim. Yukarıdaki örneklerde etkiler arasında çeşitliliği göreceksiniz. Bunlara element dirençleri ve mücevherler ya da rünler için soketler de dahil. Eyvallah. Ve tabii ki saldırı kabiliyetleriniz silahlarınızdan, savunma kabiliyetlerinize zırhlarınızdan geliyor. Eşyaların sahip olabileceği azami etki sayısının artmasıyla birlikte çeşitliliğini de daha da arttırabilmek için yeni etkiler de ekleyeceğiz. Yani, anladığım şu ki bu nasıl söyleyeyim, etki sayısı işte şu anda mesela Amulet of the Chilling Frost'a bakıyorum. Artı 12 maksimum mana vermiş. %6 range damage vermiş. %9 mana cost reduction vermiş. Bunlara ekstralar gelebilir. Hani bu havuzda işte mesela şey vardı, mistik vardı Diablo 3'te. Gidip bunları değiştirebiliyordum. Belli şeyler arasında değişiyordu gibi. Onun sayısı artıyormuş gibi algılıyorum şu an. O da güzel olur. Yani çünkü en başta ne diyordu? Bir sorcerer gidip strength takabilir, gücünü yani dayanımını arttırabilir. Atıyorum burada strength falan da yakalayabiliriz. Böylelikle şu da güzelce sağlanmış olur aslında. Mesela partideyiz. Eda sorcerer oynuyor, ben barbar oynuyorum. Ona düşen güzel bir item'ı ben alıp kullanamıyordum. Öyle çöp oluyordu. Bunun da önünü açıyor yavaş yavaş aslında. Gelelim eşsizler, unique dediğimiz kısma. Eşsiz eşyalar, bunlar şöyle bir hani ön bir tahmininde bulunayım. Unique dediği şeyler sarsma. Ha, Sarsma. pardon. Hani tek mi olacak oyunda? Bir tane mi olacak? Bir kişiye mi düşecek? Çünkü open world bir oyun olacak. Ya da bir kere düşürdün mü, bir daha düşüremeyecek misin onu? Unique items demek ki daha önce varmış bu.
Kesin bir tarih yok abi henüz. Hoş geldin bu arada. Hoş geldin. Şöyle algılıyorum ben. Mesela az önce işte yerde yanma efekti chest'e düşebilir diyordum ya. İşte bunlarda öyle bir şey yok. Belli. Atıyorum pantolonsa pantolon. Eldivense eldiven. Asaysa asa. Bunlar net. Ve atıyorum o karaktere işte farmlanabilir bir seviyede değil. İşte düştü mü bir daha düşmeyecek. Onu o karakter bu arada. Account demiyorum. Bakalım. Ben öyle algılıyorum şu anda. Sadece eşsizler şeyinden. Normalde unique item dediğin nedir? Bundan bir tane takabiliyorsundur aslında. Evet sanki Legendary'nin bir üstü o gibiymiş gibi bir hava veriyor ama bakalım. Bir okuyalım neymiş tam öğrenelim. Eşsiz eşyalar Diablo 4 ile birlikte muhteşem bir dönüş yapıyor diyorsa Diablo 3'te yoktu bu. Yani işte bunlardan bir tane takabilirsin. Unique değil bu. Karakterlerinizi etraflarında... Oh, West Sour XB teşekkür ederiz. Prime abonelik için, desteklerin için, Prime'ını bize layık gördüğün için. Şuradan teşekkür edin çıktı. Hemen teşekkür ediyoruz. 2020 Victory. Wow, yeah. Victory 4. Okay. Karakterleriniz etrafında şekillendirdiğiniz bu eşyalar tamamen sabit etkiler. Son derece tematik ve genellikle sınıfa özgü güçler ve kendilerine has görünümlerle iyice ön plana çıkarılıyor. Hmm, tamam. 20. seviyeye de kullanılabilen 20. seviye bu ihtimalle büyük ihtimal son seviye olacak şimdilik. 3 eşsiz eşya. Eşsiz eşyalar her zaman aynı etkilerle ortaya çıkar. Yani aynı etkiler atıyorum maximum life ama 46 mı yani? Hep 46 maximum life mı acaba? Bunun cevabı var mı acaba bu makalede? Yani artı mesela artı 13 all stats yazmış orada. Acaba hep artı 13 all stats mı? Yani ben biraz daha farmlamaya devam ederek ya da herhangi bir upgrade özellikleriyle onu 15 statsa çıkartamıyor muyum? Çapar git. Bakalım. Destansı eşyalar fikrine hala sıcak baksak da diğer tüm eşya türlerini gölgede bırakan bir eşya kalitesi istemediğimiz için şimdilik onları eklemiyoruz. Onlara dair en sevdiğimiz noktalardan biri... Aşkım. Efendim? Şimdi onlara dair en sevdiğimiz noktalardan biri eşya üstünde rastgele efsanevi güçler olabilme ihtimaliydi. Destansı dediği şey Primal Ancient. Primal Ancient. Şu an herhalde onu tutmuyorlar. Dolayısıyla bu temel efsanevi tasarım bu temeli bunu temel efsanevi tasarımımıza yedirdik. Okuyamadım bir türlü. O zaman Legendary üstü gibi değil. Aytunç. Legendary üstü gibi değil. Aynı seviye ama unique. Yani bunlar işte dediğim gibi etkileri hep aynı kalacak. Mesela ne diyor? Kilt of the Plaguebringer. Your poisons no longer deal damage over time instead. %127 bu İngilizce okunmaz arkadaşlar biliyorsunuz. %120 hep böyle okursun. Of deal total the damage dealt to the target when your poisons expire. Yani mesela bu özellik, bu bahsettiği zehir özelliği işte artık zehir bırakmıyor direkt olarak %120'sini cart diye vuruyor. Bu hep bu pantolonda bu isimle düşecek bu etki. Başka işte atıyorum pantolon, ayakkabıda, silahta, kazakta, yüzükte, kolyede olmayacak. Bu hep bunda olacak. Ve atıyorum diğer etkileri işte maximum life, %11, elite damage reduction'ın falan bunlar... Değişebilir ve diğerlerinden yani diğer legendary'lerden çok çok üstün olmayacak. Ben bunu algılıyorum. Çünkü söylediği cümle şu. Destansı eşyalar fikrine hala sıcak baksak da diğer tüm eşya türlerini gölgede bırakan bir eşya kalitesi istemediğimiz için. Yani normalde nasıldı? Bir eşyan vardı, senin bir item vardı üzerinde. Primal Ancient düşürdün mü çıkar. Çıkar soyun bir tek onu tak diyordun. Sana şey şansı veriyor. Make your own things yani böyle seni craft yani arta zorluyor. Böyle yap, şöyle yap, bunu ekle, bunu ekle, bunu çıkart. Bakalım bilmiyorum Yusuf, bilmiyorum kaça çıkacak oyun oğlum. Nereden bileyim daha çıkış tarihi yayınlanmadı. Yani it's up to your design gibi bir kafada mı acaba? Öyle diyor.
Sana şöyle Takko, şu anda Diablo 4'e özel bir yayın yapıyoruz. Daha böyle nasıl söyleyeyim, gündelik yayınlarımıza gelirsen detaylı cevaplarım. Çok kısa ama bilgi vereyim. Sylvanas intiharından sonra Valkyrie'ler kaldırıyor onu. İşte Shadowlands'tan geri getiriyor. Diğer sinematiklerde o yüzden görebiliyorsunuz. Diğer sinematikte izlediğimiz hikayeler falan filan dediğin kısımda koca bir nasıl söyleyeyim, yani World 4-5 expansion falan of kapsıyor. Warcraft. Oyunun neredeyse tamamı. Ama dediğim gibi Valkyrie'ler var. Bu Valkyrie'ler işte ölüm diyarlarından kendilerini feda ederek bazı karakterleri getirebiliyorlar. Arthas öldükten sonra boşa çıkıyorlar. Çünkü Arthas'ın Valkyrie'siydi bunlar. Sylvanas her öldüğünde geri döndürebildiler. Kataklizm'de de bir kere öldü. Orada da bir tane feda etti. En son BFA'nın başında da bir tane feda etti. Şu anda Valkyrie'si yok gibi Yok. görünüyor. Ama ne olur ne olmaz belli olmaz. Yani öyle söyleyeyim. O Valkyrie'ler, nasıl söyleyeyim, Nordic mitolojisindeki ölüm melekleri, savaşçı ölüm melekleri diyeyim. Onlar sayesinde geri gelebildi. Diyeyim özetle, hemen geçelim. Diablo 4 inceliyoruz. Devam ediyorum. Şöyle bir ara mola yapmışken. Diablo 4'ün yetenek ve pasif ağacı, temel yetenek puanları ve eşya değişikliklerini kullanarak oluşturacağınız dizilimleri görmeyi iple çekiyoruz. Tamam. Tasarladığımız eşsizlerle geliştirilen yeteneklere odaklanabilecek farklı efsanevi etkilerle sıfırdan bir şeyler oluşturabilecek temel nitelikleri belli yeteneklere beraber kullanmanın yaratıcı yollarını bulabilecek. Ya, told you. İkna etmedi beni. Hatta ara sıra nadir ya da büyülü eşyaları da kullanarak belli başlı etkilerden sonuna kadar faydalanabileceksiniz. Zaten biz bunu yapıyorduk. Yani mesela nasıl söyleyeyim, belli bir set kasıyorduk. İşte o set belli bir, mesela Ulyana seti neydi? Monk'taki patlatma build'inin setiydi. O seti alıyorduk, ona özel silahlar kasıyorduk. Atıyorum Paragon level'ımızdaki skill'le, yani yeteneklerimizde puanlarımızı da ona göre veriyorduk. Hani çok unique bir, yani unique eşsizler derken. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Çok böyle büyük bir değişiklikmiş gibi gelmedi. Ama şimdi arkadaşlar, ben Diablo 3'ü biraz oynayan bir adam. Hani core seviyesinde, hardcore olmasa da core seviyesinde oynayan bir adamım. Eda'nın tepkisini gördünüz mü az önce bilmiyorum. Benim tepkimden ziyade Eda'nın tepkisi daha önemliydi. Neden? Eda oyunu daha çok casual oynadı, baktı. Diablo 3'te gezdi, dolaştı. İşte bir şey, itemlar düşürdü, şeyi gördü. Demek ki hani o vibe'ı, sana o havayı katıyor. Katıyor. Mesela bak, ben diyorum ya hani ileride böyle çok büyük etkisi olmayacakmış gibi, ama senin, ya atıyorum, Yeni. casual seviyede ve yeni oyuncu seviyesindeki insanları güzel etkileyecek bir nokta demek ki burası. Yani sen mesela oyun dünyasına yeni değilsin. Değilim. Bu item sistemlerine de yeni değilsin. Değilim. Ama mesela bu bakış açısıyla bunu buradan yakalamış olman çok önemliydi. Evet, güzel güzel, ben sevdim. Diyelim ve bu yazımızdaki güncellemelere dair geri bildirimlerinizi okumayı iple çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar, size attığım linkten tekrar atıyorum. Tekrar atıyorum. Evet, biraz bunu İngilizce isteyeceğiz. Şöyle attım. Geri bildirimlerinizi iple çekiyoruz. Buranın altına, bu postun altına, şu anda sizlerle paylaştığım postun altına düşüncelerinizi yazabilirsiniz İngilizce olarak. Her zaman olduğu gibi lütfen buradaki hiçbir şeyin nihai olmadığını, geliştirme sürecinin hala devam ettiğini unutmayın. Bu özellikler hakkındaki yapıcı eleştirileriniz Diablo 4'ün geliştirme sürecinde bize en çok yardımcı olan şey olacak. Bitmeyen desteğinize ve oyuna dair tartışmalarınıza büyük değer veriyoruz. Evet, bunu bu sefer hissediyoruz gerçekten. Evet, hissediyorum. Diablo 4'ün geliştirme süreci boyunca eşya sistemi üstünde çalışmayı sürdüreceğiz. Evet, lütfen biraz daha. Biraz daha. Şu ana kadar fena değil. Fena değil dememin sebebi ne? Yani açıkladım zaten. Ama biraz daha geliştirilmesi gerek. Biraz daha değiştirilmesi gerek. Bilmiyorum. Oyun tasarımcısı değilim. Eminim çok daha iyi yorumlar yapabilecek şeyler vardır. Oyuncuyum en azından. Yorumlayabiliyorum. O yüzden değişiklik olabilir inancı içerisindeyim. Ki oldu, tüy geldi vesaire. Geçen Hayır, şeydeki item konusunda. aynı konusunda. Önümüzdeki yıl BlizzCon Online'da sizinle buluşacak olmak gerçekten bizi çok, gerçekten heyecanlandırıyor. Valla.
Umarım BlizzCon izni de alabiliriz. 2021 yılında diğer özelliklere dair paylaşacağımız pek çok nokta olacak ve bunların hepsini size anlatmak için sabırsızlanıyoruz ve lütfen release day artık. Yani en azından 2022 deyin, 2023 deyin. Yani hedef verin. Bence hype var. Ama şimdi şöyle geliştirerek ilerledikleri için yani yapıp çat ben bunu yaptım al bunu oynadı kafasına değiller. Yani geliştirerek yapıyorlar. Belki bir yerde tıkanıklık olacak adamların onu Ya. değiştirip ya da geliştirmesi aylar sürecek. They cannot Kedi gibi. make that Şimdi aşkım. Hoş geldin abi. Demek istediğim şu benim. Söylemek isteyeceğim şey şu. decision. Zaten bütün oyunlar aslında geliştirilerek yapılıyor. Ama diğer oyunlarda bugüne kadar ki özellikle Blizzard'ın diğer oyunlarında bu kadar açık açık hani adım adım her 3 ayda bir Yok. geliştirme güncellemesi almıyorduk. O yüzden bize sanki şey gibi geliyordu. Alın bu oyun çıktı, kullanın gibi geliyordu ama gene öyle değildi. Hani illaki bir oyun şöyle söyleyeyim aşkım. Neden developer kavramı var o zaman? Yani bu adamlar oyunu geliştirip güncelleştirmiyorsa neden böyle bir title vardı? Anladın mı demek istediğimi? Aynen. Yo vardı ama dediğin gibi en azından bunu bize net bir şekilde hissettiriyorlar şu anda. So you're done. Bitti. Not yet. Ha bitmedi. Hayır şeyden başlıyorum. Asıl ben bunu bekliyorum. Çok Evet tatlıyız. arkadaşlar burada bir Asyalı arkadaşımız var. Tatlı. Bize gülümseyerek bakıyor. Kendisi çok şirin duruyor. Birazdan kendisini de dinleyeceğiz. He's definitely Amerikalı mı? American. Yeah, Hmm. he's Olabilir. Beni ilgilendirmiyor ne so oldu. American. Etnik identity belki diyebiliriz. Ama çok tatlı. Evet. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Diablo Immortal'a geçiyoruz. Diablo 4 ile ilgili Paylaşmak gelen istediğim. bilgilerin hepsini sizinle tamamen paylaştık. Yorumunuz varsa alalım, tartışalım, yayına ekleyelim. Ya da işte eklemek istediğiniz, bir söylemek istediğiniz bir şey varsa, anlaşılmayan bir yer varsa tekrar geri dönüp okuyalım. Diablo Immortal hakkında da şu videoyu bir ele alacağız. Bununla birlikte de şöyle şunu müziği kapatayım ve şurada kısaca şunu bir okuyacağız. Okay. O yüzden şuradan başlamayı tercih ediyorum şimdilik. Yoksa arkadaşlar hızlı bir şekilde geçelim. Koko. Evet. Şimdi. Sanırım yok zaten yayın sırasında da hani esnada da zaten Konuştuk yorumlarınızı zaten. yaptınız, katkılarınızı verdiniz diyebilirim. Devam ediyorum o zaman daha fazla uzatmadan. Şöyle ayarladım tamam. Diablo. Daha yeni mi geldin Sinan? Neyse devam ediyorum. Our approach and values. Şimdi arkadaşlar, our free to play approach. Yani sadece bu başlıktan bile şu yorumu yapabiliriz. Belki biliniyordu, belki bilinmiyordu. Nasıl söyleyeyim? Oynaması ücretsiz olacak, net. Evet. Ve sanki dörde şey yapıyorlar. Şey hazırlıyorlar. Zemin hazırlıyorlar. Bir onunla ilgili öyle bir şeye sahip değilim ya, düşünceye sahip değilim. Ben de Yani değilim. şöyle söyleyeyim. Millet zaten Diablo 4 beklerken o seneki işte BlizzCon'da bunu açıklayarak hem hayal kırıklığı yaratmış olmalarının etkisini yumuşatmaya çalışmaları hem de aşırı geciktiler. Yani bu oyun yayınlanalı bayağı oldu, yani açıklanalı bayağı oldu. Katılıyorum. Onun etkilerini azaltmak gibi geliyor bana. Bana da yeni oyuncuları Diablo'ya çekmek için gibi geliyor. Yani Ha hem o yeni yok, oyuncular sanmıyorum. gelsin bir ya aşkım artık insanlar deliler gibi telefonda oyun oynuyor. Bizim iş yerinin yarısı telefonda oyun Hayır oynuyor. demek Bakın. istediğim işte telefon oyuncularını işte masaüstü Diablo 4 oyununa çekmek değil ama buradaki amaç. Ha, yok hayır tanıtmak en azından. Bak biz böyleyiz bunu yaptık Ha diyebilmek. eyvallah ama mesela şu anki şuradaki yazıdan da anlaşılacağı gibi We pek çok telefon oyunu gibi are nasıl söyleyeyim? İndirmesi, oynaması ücretsiz. Ancak bazı şeyler oyun içinde satın alabileceğiniz bazı işte mekanikler olacak.
Okay. Şeyinizi etkileyen. Yani bu şeyle alakalı ben dediğim gibi iş yerinde hızlıca bir göz gezdirdim. Bahsedilen mevzu bu. Mesela ne gibi? İşte reforged stones diyor. Players can earn reforged stones. Tamam mı şeyde? Rerolls an item progress or perk a spell slide. Reroll stones. Mesela nedir bu? Bir item düşürüyorsunuz. İşte inti size yetersiz geldi ya da zaten yeteri kadar int var işte artı mana bastıracaksınız. Oyunda Reforged Stones denen bir currency var. Onu basıp bunu yapabiliyorsunuz. Ya da onu harcadınız bitti. Ekstra satın alabiliyorsunuz. O satın aldıklarınızla yani gerçek parayla aldıklarınızla da değiştirebiliyorsunuz. Gibi sıradan Bir şey. şöyle söyleyeyim çok üzerine gidilecek bir konu değil gibi geliyor bana. Nasıl söyleyeyim hani kendi kraliçte can almak gibi bir şey. Okay, suyunu içebilirsin. Kendi kraliçte can alma. The market. Evet, tutkucum var. Şimdi oyun içinde bazı şey eşyaları ya da bazı şeyleri diyeyim. Satabiliyorsunuz diğer oyunculara. Böylelikle currency kasabiliyorsunuz. Ama bu currency'yi gerçek paraya çeviremiyorsunuz. Yani onu söyleyelim. Diablo 3'te vardı çünkü bir ara bu. Hatırlarsanız gerçek paralı auction house vardı. Adamlar açık açık yazmışlar. This is not the Diablo 3 real money auction house diye. Market connects anonymous buyers and sellers. Hani isimsiz kişileri birbirlerinden satın alabilirler. Satış yapabilirler. With no ability to cash out. Yani paraya çeviremeyecek ama. Yani atıyorum işte WoW'un içindeki gibi auction house var. Parayla işte boyayı satabiliyor olmanız gibi bir şey. Okay. Şimdi teknik alfaya geliyor. O yüzden şu videoyu açalım. Dinleyelim. 6 dakika. Aşkım çevire çevire mi gidelim? Bir kere baştan sona izleyip tek öyle mi çevire çevire gidelim? Nasıl da istiyorlarsa. Yani dura dura gidelim. Bence. Bizimkiler ne diyor bilmiyorum ama onlar çok da şey yapmıyorlar. One. Şöyle biraz ses vereyim yayına. This is Wyatt Chang from the Diablo Immortal team. Wyatt Chang'miş arkadaşın adı. Diablo Immortal takımından. Onu da söyleyelim. Şimdi Diablo 4 konuştuk bol bol kafalar karışmasın. While I wish we could have all seen each other at BlizzCon this year, I am happy to be able to share some exciting news. BlizzCon'da açıklayacakları heyecanlı haberler varmış. The Diablo Immortal team is making great progress. Diablo Immortal takımı harika bir progres yapıyormuş şu anda. Harika bir ilerleme And we're ready kaydediyormuş. to move to a limited public technical alpha. Şu anda sınırlı sayıdaki technical alpha şeyini paylaşmışlar. What this means is that a small number of players, primarily in Australia, Avustralya'daki sınırlı sayıdaki oyuncular da will briefly have access to test the game oyunu and help test us etmeleri look için at paylaştı. early leveling experience Ve as well daha as temel seviyedeki levellama sistemini ve orta seviyedeki sistemleri. Mid game systems. A technical alpha also gives the team a chance to test both server stability and client performance. Aynı zamanda burada hedeflenen bir diğer konu da işte serverların yeterliliği ve o oyunun hani klientinizin performansı. This is an important step in making sure the game feels great when we get it into everybody's hands. We're looking for feedback from alpha testers to İşte alfa testlerden geldiği şeylere that we're bakıyoruz. delivering on that visceral combat, epic loot, and amazing moment-to-moment gameplay you've come to expect from Diablo. Yani şöyle diyor işte testerlardan gelebilecek bu az önce saydığımız işte eşya sistemi, talent sistemi ya da oynanabilirlik sistemiyle ilgili nasıl söyleyeyim beklentilerini ya da işte görüşlerini bekliyoruz gibi çevirebiliriz. In addition to announcing the technical alpha, we'd also like to take this opportunity to update you on some other things that we've been working on. Aynı zamanda bunu sizlere nasıl söyleyeyim söylemek istediğimiz bazı şeyleri açıklamak için de kullanmak istiyoruz.
Progress continues on our all new storyline, which takes place in between the events of Diablo 2. Ha, bu arada ben geçmiş yayında bir hata yaptım. Onu da sağ olsun bir arkadaşımız YouTube'da düzeltmiş. Düzelmiş, tamam. Yok, Diablo 3 ile Diablo 4 arasında, şimdi hani gelmedi ya Diablo yani. Şeyden sonra. Diablo 2 ve Diablo 3 arasındaki olayları ele alacak Diablo Immortal. Yani böyle oyuna girip çat çut böyle adam kestiniz değil, hikayesi olan bir oyun olacak. Yani campaign olacak. 2 and Diablo 3. The story begins in Wortham and will take players through some new and familiar places. Wortham kasabasında başlayacak hikaye. We'll be sharing the first part of the storyline with testers in the alpha. Çok kısa bir hikaye bölümünü paylaşıyoruz alfa testerlarıyla. Ben niye alfa tester değilim? Ha, Avustralya, pardon. In addition to the main quest line, participants. Bu ara ara geçişleri görüyor musunuz bilmiyorum ama işte mesela Deckard Cain geldi. Deckard Cain Diablo 3'te ölüyor. Evet. O yüzden hala var Deckard Cain. Velhasıl şu ekran falan güzel durmuş bu arada, hani eğer bu görsel geliyorsa, bu şekilde gelecekse. Bakayım, kameralarımızdan görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyorlar. Benim kameramdan göremiyorlar. Senin kameramdan, pardon. Deckard arkadaşlar. We'll encounter a variety of mini quests, side dungeons and bosses. Bu sırada tabii bazı side dungeons. Bu arada Diablo'daki dungeon mantığı, işte WoW oynayan arkadaşları yanıltmasın. Öyle girip sıralıp girip işte önünde summon çektiğiniz yer değil. Gayet böyle yol yürürken mağara karşılaşıyorsunuz, giriyorsunuz ya da işte bir mahzen, giriyorsunuz içeri. İçeride bosslar oluyor falan, öyle bir sistem var biliyorsunuzdur. Evet. Onları da deneme imkanı olmuş. Players will also be able to meet up with one another in Westmarch. Westmarch'ta birbirleriyle karşılaşabilecekler. Buradan da online olduğunu net çıkartıyoruz. The central hub city in Diablo Immortal. Ha, Diablo Immortal'ın da merkez şehri bu ara Westmarch olacakmış. Bak, players görmedim. Will also be able to meet up with one another in Westmarch, the central hub city in Diablo Immortal. The Diablo Immortal team has been hard at work on itemization, including legendary items which can enhance or modify skills to have game changing effects. Şöyle söyleyeyim, legendary itemlarla ilgili az önce Diablo 4'te ne söylediysek özet bir cümlesini kurdu. Yani işte modifiye edilebilecek, işte oyun tecrübenizi tamamen değiştirebilecek efektlere sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz gibi. Some examples include a legendary item that turns your fireballs into frozen orbs that chill and slow your. İşte fireball'u frozen orb'a çevirebiliyormuş bu etkiler. Enemies. Or one that upgrades your cleaving attack so that slain enemy corpses explode. İşte atıyorum, bazı legendary itemlar cleave atanızın işte düşmanınızın patlamasına sebep oluyor. Normalde cleave'in böyle bir etkisi yok. Sıradan legendary item. In Diablo Immortal, all legendary gear is self-found. That's right. You're gonna find your legendary gear yourself. Legendary gear cannot be traded. Legendary itemlar değiştirilemiyor. Yani yanınızdaki arkadaşınıza veremiyorsunuz. Satamıyorsunuz bu arada. Yani soulbind. Self-found diyor bunun adına. Soulbind. Hem kendinizi bulmanız gerekecek. Soulbind aslında, evet. Found. What do you do with the items that you don't want? For the first time in a Diablo game, Diablo Immortal will feature an item leveling system. Bu arada Diablo oyunlarında ilk defa gelen bir sistem olduğunu söylüyor. Mesela diyor, bir legendary item düştü, işinize yaramıyor. Ne yapacaksınız? Niye satamıyorum? Niye değiştiremiyorum gibi bir cümle kurdu. Ve buradaki de item leveling sistem geliyormuş. Mesela bak, Diablo 4'te de bunu istiyoruz. Ey Blizzard. You'll be able to salvage unwanted items into crafting materials and then use those materials to rank up the items you love the most. Every time an item gains a rank, its stats will improve. And at certain levels, your item will gain a random bonus property. Bu ara çok güzel olmuş görseller ya. We like how this system is coming along, and we look forward to refining the system after we collect feedback. Henüz üzerinde çalışılıyormuş, gelebileceği işte geri gelecek feedbacklerle daha iyi geliştirilecekmiş. Ne oldu aşkım? Estağfurullah, Twitter'dan takip ettim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim.
Bazı şeylerde biz takibe önem veriyoruz. Evet, Ancak ben de onu söyleyeyim. şöyle söyleyelim. Isor Deluxe hesabı resmi, yani her ne kadar böyle 10 binleri 20 binleri görmüyor da olsa Twitter'da, resmi bir içerik üreticisi sayfası. Benim kendi kişisel hesabım yok. Genelde paylaşım ya da beğeni yaptığım şeyleri o hesaptan yapıyorum ama Eda'nın kendi kişisel sayfası var. Eğer ki bakın, o sayfanın olmasının da bir önemi yok. Böyle şeylere önem veriyor ve sizler de bu tarz aktiviteler yapıyorsanız Twitter'da, Instagram'da lütfen yayınlara gelin, söyleyin. Yani takip çok önem veriyoruz. Biz Evet. kendimiz de önem veriyoruz. Takip ettiğimiz insanların bizi takip etmesini de istiyoruz. Dediğim gibi özellikle resmi sayfalarımızdan. Sizler de istediğiniz zaman seve seve yapıyoruz ama mesela işte Twitter'da ya da Instagram'da bakıyorum adamın sıfır gönderisi var, sıfır tweet'i var. İşte takip edilmiyor, kendi kendine bir sayfa sadece takip ediyor gibi durumlar olduğu zaman ha diyorum kişisel hesap, retakip atmayayım Twitter'da, atıyorum çünkü benim bu resmi hesabım gibi yaklaşıyorum olaya. Ama dediğim gibi bu benim için ölümcül bir şey değil tabii ki, sen ben kimim ki lan, yani Ben bir şey söyleyeceğim. Ya modunda ben de söyleyin. atıyorsanız da görmüyorumdur. Ben de biraz şey sosyal medya şeyim, sıkıntılıyım yani, öyle çok kullanmayı bilen bir insan değilim, Utku bilir. Hatta beni çok da iteliyor işte. Ya şunu işte şöyle yapacaksın. Ben şöyle söyleyeyim. Utku'dan daha önce kullanmaya başladım Twitter'ı. Utku daha hızlı öğrendi retweet yapmayı. Ben böyle bir gün bir, yarım saat falan retweet nasıl yapılır onu öğrenmeye çalıştım. O derece kötüyüm. Yani görmediysem de kusura bakmayın bana takip attıysanız. Görmemişimdir yani, şey değildir. Ay ben takip etmiyorum demiyorum ya. Yani. Öyle şeyim yok. The Bir technical ben... alpha will have four of our final six playable classes. Pardon, özür dilerim. Ne oldu? Bir şey ben bak yaptım, sustum. Tamam, buyurun. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Technical Alpha'da 4 ya da 6 oynanabilir sınıf olacakmış. The barbarian, Barbar. the monk, Monk. The demon hunter, Demon Hunter. And the wizard. Wizard. For the purposes of the alpha, we're going to be reducing the level cap to 45. Level cap'i You 45 may olacak. remember the Paragon system from Diablo 3. This Diablo 3'deki... system allowed players to continue to grow in power Dur, after bitsin. they reached the level cap. We're Paragon making level some sistemi changes. ne benzer bir sistem getiriliyor. Ama farklı değişiklikler var. Mesela aslında aynı gibi duruyor şu anda. Çok yorumlamayacağım. Orada da bu tarz bir şey vardı işte. Dört ana başlık vardı. Şu anda da dört ana başlık görüyoruz. To the Paragons. Ama bir saniye. After they reached the level cap. Burada belli paragon seviyelerine ulaştıktan sonra bunları açabiliyorsunuz. Ha, bak bu güzel olmuş. Diyor ki Paragon 50'den sonra buradaki Treasure Hunter kısmına verebilirsin. Orada sırayla gidiyordu. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 diye. Güzel, hoş geldin abi. We're making some changes to the Paragon system in Diablo Immortal. There will be a variety of Paragon trees to invest in, each suited to a different playstyle. Skill'lere bile yürüyebiliyorsun. Güzel. One tree might focus on slaying enemies, while another might benefit group play. We're going to unlock Paragon levels at 45 Yani in the bazı technical. şeyler işte sadece yaratık kesmenize odaklandırırken bazı şeyler grup içindeki oynayış şeklinize odaklanabilecek diyor. Alpha, so that we can give that system some early testing. So beyond playing the main quest line and slashing your way through dungeons, Diablo Immortal is also going to feature Elder Rifts. Elder Rifts are similar to Greater Rifts from Diablo 3 in Evet, that Elder Rift diye bir şey getirdik. Greater Rift'le aynı gibi. They are short, randomized experiences. In Diablo Immortal, players won't need keys to enter. You're welcome to run Elder Rifts to your heart's content to farm XP and loot. Girmek için herhangi bir şeye ihtiyacı olmayacak. Yani isteyen lap diye girebilecek. Experience kasılabilecek. To spice up the Rift experience, we're introducing a new item type called crests. If a player uses a crest when they open an Elder Rift, that rift will gain random modifiers. Sometimes these modifiers are going to make Hatırlarsanız K basıyordu, Great Rift oluyordu ya. Bunda da Crest basıyorsunuz, sadece item ödülünü arttırıyor falan gibi bir sistem getirmişler. The rift more challenging, sometimes easier, but always more rewarding.
Some of you have asked, how much is Diablo Immortal going to cost? Huh. The entire main quest storyline and all future content updates are always going to be free. Her şey tamamen beleş olacak. Yay! Çok tatlısın Panda. We are not going to limit your game time using an energy system, and new classes will be accessible to everybody without requiring an in-game purchase. Yani diyor ki sonradan bir necromancer getirirsek para almayacağız diyor. Diablo Immortal will be free to play with optional in-game purchases available. For example, we are going to have a battle pass, and the crests that I mentioned earlier will also be available for players to purchase. Players should always feel that spending money in Diablo Immortal is entirely optional and not required to enjoy the game. You can learn more by reading our blog that goes into detail regarding our free-to-play values. Well, that's about it for today. As excited as we are to be entering this public testing phase, I would like to remind everyone that this is a limited technical alpha, and it's an early look at the game. We're going to be listening for feedback and taking our time to get things right. Diablo Immortal has been a labor of love, and on behalf of the entire Diablo Immortal team, thank you. And we can't wait until we can see all of you in Sanctuary. Evet, bence güzel. Evet, alabilirsin. Yani en son biz Diablo 3'ü böyle aldık. Token'le aldık. Alabiliyorsun. Alabilirsin ama alabiliyorsun. 77 euro o kadar olmaz. En fazla 40-50 euro falan olur. He, Diablo 4 alabilirsin. Neyse, bunlara geçmeyelim. Hadi bakayım. Nerede? Diablo 4 ücretli. Diablo Immortal, yani telefonda oynayacağınız, ücretsiz. Şöyle yapayım mı? Enough. Okay. Bence güzel olacak arkadaşlar. Diablo 4 bomba gibi geliyor. Daha demin Cardock geldi, dedi ki işte çok kötü oyunu şöyle. Arkadaşlar bütün oyunlar Diablo'dan çıkma. Yani. Ha, bu tarz oyunların temeli hepsi, yani. Evet. Açıkçası ben orta seviyede tatmin olmuş durumdayım. Diablo 4 ile ilgili biraz daha yani geçen geliştirici güncellemesi daha bomba şeylere sahipti sanki, yani daha iyi açıklamalara sahipti. Bu biraz daha mevcut item sistemini işte daha iyileştirmeye çalışıyoruz'a getirmişler. Neden biliyor musun? Çünkü BlizzCon'da bence çok sağlam açıklamalar yapacaklar Diablo 4'de. Olabilir, BlizzCon'da evet bombaları patlatıyor olabilirler ama mesela ben sebepsiz bir şekilde Diablo Immortal'a daha çok yükseldim. Panda'dan dolayıdır, çok tatlı çünkü. Ya evet, belki ondan, belki hani sunan kişinden de yani biraz da hani in-game görsel almaya başladık ya orada. İşte upgrade'leri falan gördük işte falan, işte item upgrade'lerini, paragon upgrade'lerini falan. Ondan dolayı olduğunu It's düşünüyorum. Better than, ya aslında onlar da bir video yapsalar, böyle kısa kısa video çekseler çok daha iyi olur yazılı açıklamadan ziyade. Yazılı açıklama yapmamışlar zaten böyle. Ha, Diablo 4 mü? Evet. Güncellemelerini de böyle çıkıp, merhaba arkadaşlar biz bunu yaptık, görsel bu. Bunu yaptık, görsel şu. Bilemiyorum. Like short cause. Diyelim ve kaçalım. Kaçalım mı arkadaşlar? Eğer sorularınız varsa... Evet, YouTube'da da arkadaşlar bu kaydı YouTube için alıyoruz, biliyorsunuz bu yayın evet. YouTube yayınıydı. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet. Bizlerle iletişime geçmek isteyenler olursa sosyal medya hesaplarımız aşağıda olacak. Yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Arkadaşlar biz müsaadenizi istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. YouTube. See you guys later.